Merhaba arkadaşlar. İlk gelenler hoş geldiniz. Bir dakika erken başlattım galiba. Evet, süper. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de el sallıyorum el sallayanlara. Elif hocam hoş geldiniz. Oo maşallah. Bayağı güzel gidiyoruz şu an. Bu arada sesim geliyor mu? Onu da kontrol etmiş olalım hazır bekliyorken. Ses geliyor mu? Her şey normal mi? Tamam, süper. Şimdi bu arada bir bakalım. Evet. Canlı yayına davet edeceğim arkadaşlar geldi mi gelmedi mi onu kontrol ediyordum arkadaşlar. Evet şu an 77'ye çıktık. Süper. Artıyor. Bu çok güzel bir şey. Ben diyorum ki bir dakika daha bekleyelim isterseniz. Ondan sonra girişimizi yapalım. Sonra da konuklarımızı alalım diyorum. Bu arada gelenlere tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle sessiz sakin beklemek biraz zormuş. Olur Elif hocam. Aslında sizinle de bir yayın yapalım bence. Güzel olur. Merhaba, merhaba, merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, ben diyorum ki artık başlayalım. Zaten ben bir giriş yapacağım. Ondan sonra misafirlerimi davet etmeye başlayacağım. Önce kendimi tanıtayım arkadaşlar. Aslında afişlerden görmüşsünüzdür ama ben Pelin Pehlivan, rehberlik uzmanıyım. Bugün sizlerle birlikte spot ışıklarımızı İstanbul Gelişim Üniversitesi mezunlarına çevireceğiz. Neden mezunları seçtik? Aslında akademisyenlerimizden, bu iş alanındaki kişilerden hepsiyle görüşmeler yapacağız. Ama istedik ki mezunlarımıza bir an önce yer verelim. Çünkü hepiniz YKS sürecindesiniz bildiğim kadarıyla. Birçoğunuz ya da şu an üniversite öğrencimiz de olabilirsiniz. Ama mezunlar bilgileri şu an taze olduğu için, mücadeleleri taze olduğu için sizlere hem üniversiteli olmak adına hem de mezun olduktan sonra ne yapmak gerektiğiyle ilgili güzel bilgiler verir diye düşündük. O yüzden sırasıyla arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Onlara sorularımız olacak. Benim hazırladığım belli başlı sorular var. Bunları sormak istiyorum. Ama sizlerin de soruları olursa lütfen yorum yap kısmının hemen sağ tarafındaki soru işareti butonundan lütfen sorularınızı sorun. Çünkü bu yorumlar kısmı biraz hızlı ilerliyor. Orayı kapatmayı düşünmüyoruz ama hızlı ilerliyor. Oradan çok yakalayamayabilirim sorularınızı. Sizin de sorularınızı onlara sormak istiyorum. O sebeple ben de hemen heyecanımı dizginleyip ilk misafirimi almak istiyorum sizin de izninizle. İlk misafirimiz Odyoloji bölümünden Ebru Kurt arkadaşlar. Ebru'yu davet edeceğiz. Evet. Aynen. Kendi gönderdik. Buradadır diye bekliyoruz. Evet, süper. Merhabalar Pelin Hocam, nasılsınız? İyiyim Ebru, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Öncelikle Ben sağlıklı günler diliyorum. İyisin, hepimize değil mi? aynen öyle. Gayet iyiyim. Hiçbir problem yok. Sayımız da giderek artıyor. Bu beni çok mutlu etti Süper. şu an. Ben de çok Umarım mutluyum. güzel bir yayın olur şimdiden.
Umarım. Sizin enerjiniz, sizin neşeniz bize her zaman neşe katıyor. Bu siz okuldayken de böyleydi, şimdi de böyle olacak inanıyorum. Şimdi Ebru, çok fazla vaktimiz olmadığı için ben biraz da hızlı ilerlemek istiyorum. Senin vereceğin cevapları daha çok vakit bırakmak istiyorum aslında. Şimdi öncelikle bize biraz kısaca kendini tanıtır mısın? Ebru Kurt kimdir? Tabii bahsedeyim hocam. İstanbul Gelişim Üniversitesi ODTÜ lisans 2020 mezunuyum. Şu anda gelecek ile ilgili asıl hedeflerime ulaşma sürecinde hem yabancı dilimi pekiştirmek hem de biraz para kazanabilmek adına freelance olarak Kaliforniya'da dil okulu olarak hizmet veren KCC'nin pazarlama departmanında Türkiye bölge temsilcisi olarak çalışıyorum. Oo, çok güzelmiş. Peki, süper. Teşekkür ederim. Şimdi odyoloji bölümünden mezun olduğunu söyledim. Şimdi odyoloji bölümü aslında Türkiye'de çok uzun zamandır var. Yok değil. Ama bazı bölümlere göre bilinirliği daha az. O yüzden bize odyoloji bölümünü tanıtır mısın? Yani odyoloji bölümü nedir? Bu bölümde siz ne öğreniyorsunuz ve mezun olduğunda nerelerde çalışabiliyorsun? Tabii ki seve seve. Çünkü mesleğini aşkla okuyan öğrencilerden biriyim. Süper. Şimdi odyoloji işitme ve denge bozuklukları ile ilgili bilim dalıdır. Ve bu programı tamamlamış, lisans eğitimi almış kimselere odyolog denir. Bu herkes tarafından bilinen evrensel tanım. Bir odyoloğun en temel görevi ise her yaştan işitme kaybını korumak ve önlemektir. Sonrasında belirli test bataryalarıyla işitme ve vestibüler testleri yaparak bir tanı koyar. Belirlenen tanı neticesinde işitme kaybına bağlı iletişim güçlüklerini ve vestibüler problemlere bağlı rahatsızlıkları yönetir. Ve sonrasında eğer gerekli duyarsa rehabilitasyon programı oluşturur ve bununla ilgilenir. Artık mezun olan odyologlar devlet, özel ve üniversite hastanelerinin kliniklerinde çalışabilirler. Özel sektörde işitme cihazı, koklear implant firmaları aynı zamanda rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen odyologlar lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra uzman odyolog unvanıyla artık ilk adımı atmış olurlar. Aynı zamanda isterlerse kendi işitme merkezlerini açma yetkisine de sahiptirler. Son olarak şunu da ekleyeceğim odyolojiden bahsetmişken. Konuşma, iletişim yollarının en önemlisidir ve konuşmanın, iletişimin olması için temel gerekliliktir. İşitme algısı ortadan kalktığında çeşitli iletişim güçlükleri ve tabii ki bununla birlikte giderek artan psikolojik ve sosyal problemler beraberinde gelecektir. Bu sebeple işitme demek, iletişim demek, öğrenmek demek, konuşmak demek. Aslında biz farkında olsak da olmasak da odyoloji bilimi her zaman bizimle. Yeni doğan bir bebek, doğuştan işitme kayıtlı bir bebek. Sesi dışarıdan sizin sayenizde ilk kez duyduğunda o gözlerinde oluşan parıldama, merak, heyecan aslında size mesleği sevdiren unsurlardan biri. Bu sebeple ben büyük bir aşkla okudum. Şu an odyoloji yönünde ilerlemiyorum. Çünkü karşıma çok daha farklı kapılar açıldı ama hala sektörün içindeyim ve hala büyük destekler veriyorum tabii ki. Aslında odyolojiyi anlatırken sen ben şöyle düşündüm. Yani bir bireyin gerçekten işitmeyle ilgili problemleri varsa çok daha büyük problemleri getiriyor ve siz aslında bütün bunları engelleyen kişiler oluyorsunuz. Çok güzel. Kesinlikle bir görev. Öyle. Çok güzel bir görev. Peki Ebru, bir şey söyleyeceğim. Yani dersleriniz hep sınıflarda mıydı yoksa odyolojinin bir laboratuvarı var mı? Elbette laboratuvarımız var. Uygulama derslerimiz oluyordu ve biz bu uygulama derslerini laboratuvarlarda işledik. Aslında oldukça geniş kapsamlı test bataryasına sahip laboratuvarlarımız ve bize bu testleri öğreten Ayşe hocamız ve Cengiz hocamız, buradan selam olsun. Özellikle vestibüler test bataryası çok çok önemlidir odyolojide. Bunları bize canla başla öğretmek için çaba sarf ettiler. Hala sarf ediyorlar. O anlamda evet, imkanlarımız oldukça yüksekte tabii ki kullanmasını bilen öğrenciler için. Süper. Siz de kullanmayı öğrendiniz. İşte dolu işte. Dolu kesinlikle. Dolu dolu. Şimdi ben seni yakından tanıyorum aslında ama burada öğrencilerimiz, şimdi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de var. Onlara da biraz bilgi olsun diye, hani senin deneyiminden faydalanmak için sana bir soru soracağım. Sen kendini nasıl geliştirdin? Öğrenci kulüplerinde çok aktif bir öğrenciydin. Bu sana neler kazandırdı? Yani bu sürecinle ilgili ufak bir değerlendirme yapabilir misin bize? Seve seve. Aslında en can alıcı konulardan biri bu benim için.
Evet, girişken ve konuşkan kişiliğim oldu her zaman ama bu bir yana. Üniversitemin bana sunduğu imkanları değerlendirmeyi başardım diyebilirim öncelikle. Aslında bu her öğrenciye eşit miktarda sunulan imkanlar. Yalnızca elimizin içinde aslında onları görmek önemli. Tamamen yine bize bağlı bir durum. Öğrenci kulüpleri okulumuz tarafından her zaman desteklendi. Bu sebeple okulumuzda aktif olmayan kulüp yoktu. Ben birinci sınıfa başladığımda elimden geldiğince tüm kulüplere üye olmaya çalıştım. Yönetim kurullarında görevli oldum. Ve aslında birden gelişti bunlar. Birazcık konuşkandım, biraz meraklıydım. Fikirlerimi ortaya attım. Yapılan tüm organizasyonlara katıldım. Sosyal sorumluluk projelerine katıldım. Sonrasında mentor öğrenci oldum. Bu da aslında gelişme gösterdiğimin bir göstergesiydi. Çünkü artık tecrübe ve deneyimlerimi akranlarımla paylaşmaya başlamıştım. Edindiğim tecrübelere dayanarak kendi ekibimi oluşturup Odyoloji Kulübü'nü kurduk. Sayısız seminer, sempozyum, workshop ve minik toplantılar düzenledik. Ve bu toplantılara Türkiye'nin, hatta Kıbrıs'tan bile gelen öğrenciler oldu. Odyoloji bölümünü de kaynaştırmış olduk aslında. Sonrasında odyoloji temsilciliği görevine atandım. Kısa süreli sağlık bilimleri öğrenci temsilciliği görevini üstlendim. Organizasyon becerilerim için aslında çok güzel bir altyapı hazırlamıştım kendime. Gezmeyi çok seven bir insanım. Katıldığım projeler ve yaptığım işler sayesinde şehir şehir gezerken buldum kendimi. Bu da benim için en büyük artılardan biriydi. Seni yakalayamıyorduk artık. Bir dönem öyleydi, evet. Sonrasında sağlık temsilcisi olduğumda fakültemiz adına 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi'ne eş başkan olarak atandım. Dev bir kongreydi. 1300 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Çok verimliydi, dolu dolu. 80 kişilik dev bir ekibimiz vardı ve bu 80 kişi aslında farklı alanlardan öğrencilerdi. Bu sayede bölümler kaynaştı. Evet, çok disiplinli çalıştık. Fakat aynı zamanda çok da eğlendik. Eğlenmeyi de hiçbir zaman ihmal etmedik. İletişim arttı, dostluklar arttı. Bence bu da en güzel katkılarından biriydi. Bu organizasyonlardan sonra edindiğim tecrübelere, network'e ben bile inanamadım. Sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Ben zaten 4 sene boyunca elimden geldiğince katıldım, destek verdim. Ama sonrasında kendi kulübümüzle yönettiğimiz projeler oldu. Çok güzel yardımlar topladık. Ve bu yardımları kendi ellerimizle o miniklerimize ulaştırdık. Bu mutluluğu yaşayabildik. Mezun olduktan sonra da ben bu projelere devam ettim. Okulumun bana kazandırdığı bilgi ve tecrübelerle. Hala da yapıyorum. Yani aslında bu yayına kelimelere, haftalara sığdıramayacak kadar deneyim ve tecrübe yaşamışım. Konuştukça artıyor, bunu fark ettim şu an. Şunu söyleyeyim. Üniversitemin bana sunduğu imkanları, destekleri asla göz ardı edemem. Bu sebeple İGÜ'ye teşekkür etmek istiyorum. Kendimi geliştirdim. Çünkü onun bana sunduğu imkanlar sayesinde onları kullanabildim. Evet, aslında söylediğin kısımda şurada sana katılıyorum. Sunulan imkanlar var. Fazlasıyla imkan sunuluyor. Kesinlikle. Ama onları kullanmak da çok önemli Ebru bence. Çünkü aktif öğrenci olmanın, sosyal öğrenci olmanın gerçekten kazançları çok fazla ki diğer kazançlarını da seninle şimdi yine konuşacağız. O yüzden aslında öğrencilere şunu tavsiye etmek mantıklı bir yerde. Yani evet, üniversiteye geliyorsunuz, derslerde başarılı olmak güzel, akademik başarı evet çok güzel ama bir de sosyal başarı gerekli. Neden? Çünkü network sağlıyorsunuz, çevre sağlıyorsunuz. Sadece bu network'ü iş imkanı olarak düşünmemek gerekiyor. Çeşitli arkadaşlar sağlıyorsunuz, çeşitli farklı bilimlerden insanlarla tanışıyorsunuz. O yüzden sana gerçekten çok katılıyorum ama burada önemli olan şeylerden biri senin girişkenliğin çok önemliydi. Peki o zaman hani burada girişkenlikten söz etmişken, hani senin dil ile ilgili ilerleyişini de az çok biliyoruz. Peki sen üniversitenin dil imkanlarından faydalandın mı? Ya da dil senin için neler kazandırdı, neler yaptın bunun için? Bize biraz anlatabilir misin? Ben üniversitemin dil imkanlarından ne yazık ki faydalanmadım. Aslında çok güzel fırsatlar sundu yine üniversitemiz. Aldığınız dil eğitiminde eğer TOEFL ve IELTS'ten beklenen skoru karşılarsanız okul dil kursu ücretinizin bir kısmını ve uçak biletinizi gidiş dönüş olmak üzere karşılanacağı taahhütü bizlere verdi. Aslında bu ne yazık ki Türkiye şartlarında çok güzel imkanlardan biri, değerlendirilmeli, hatta kaçırılmamalı.
Bence şu an öğrenci olan adaylar, hatta şu an İGİ'de eğitim gören öğrencilerimiz bu fırsatı koşa koşa değerlendirsinler. Ben neden faydalanmadım bu kadar övdükten sonra? Çünkü ben kendime farklı bir yol belirlemiştim. Üçüncü sınıfı tamamladığımda Work and Travel programına katıldım. 5 ay süreli Amerika'da bulundum. Fakat bu program okulun koşullarını sağlamıyordu. Yani okul bu program için herhangi bir taahhüt sunmuyordu. Benim her zaman yolum bu yöndeydi. Bu sebeple evet okulun imkanlarından faydalanmadım. Ama yine çok güzel deneyimler edindim. Bana farklı bakış açısı kazandırdı Amerika'da bulunmak. Yani hedeflerim şekillendi, farklı kapılar açıldı. Bakış açım genişledi her şeyden önce. Yani öğrencilik hayatınızda mutlaka bir yurt dışı seyahatiniz olsun. Şartlar ne olursa olsun. Bence istemek önemli. İnanmak önemli. Yani inanarak hayalleriniz için çıktığınız bu yolda aslında tabii ki gösterdiğiniz çabayla birlikte nerede olduğunuza siz bile inanamayacaksınız. Ne yaparsanız yapın, mezun olduğunuzda en az bir yabancı dil öğrenmiş olun. Çünkü bu yeni dünya demek, yeni insanlar demek, yeni kültür demek. Kariyerinize olan katkısından bahsetmiyorum bile. Beraberinde mutluluğu da getirecek. Ben her zaman ne iş yaparsam yapayım en birinci hedefim mutlu olmaktı. Yaptığım işler de beni mutluluğa ulaştırdı. Süper. Çok teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey var. Work and Travel'a giderken ben bildiğim kadarıyla hani başına bayağı olaylar geldi aslında. Çok, evet. Erasmus doğru. Erasmus imkanlarından ya da diğer dil imkanlarından faydalanmanın bir yanı maddi olarak bir gelir de var. Ama sen kesinlikle o geliri kendin çalışarak elde etmeye çalıştın. Evet, ben kendim çalıştım. Evet, sana avantajları da vardı, dezavantajları da vardı ama hepsi birer deneyim. Ama dediğin şu kısma çok katılıyorum. Mutlaka öğrencilerin üniversiteyi bitirmeden bir dil yeteneğini, gerçekten bir dili öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü artık hayat bunu gerektiriyor, dünya bunu gerektiriyor. Bilmek onlar için fayda sağlıyor. Peki Ebru, sen staj yaptın mı? Tabii ki yaptım. Çünkü mezuniyet sonrasında staj yapmak hem işverenin karşısına çıktığınızda büyük bir avantaj, hem tecrübe ve deneyimleriniz artıyor. Aslında ilerlemek istediğiniz alanı seçiyorsunuz, onu görüyorsunuz. Neye ilgili olduğunuzu keşfediyorsunuz. Üniversitemiz ikinci sınıf yaz döneminden itibaren öğrenciyi zorunlu staja tabi tutuyor. Stajyerler okul tarafından belirlenir. Dilerse öğrenci kendi stajyerini bulabilir. Bu seçeneğe de sahip. Fakat benim dönemimde zorunlu stajlar bu kadar erken başlamıyordu. Ben bu sebeple dördüncü sınıfa gelene kadar gönüllü stajlar yaptım farklı departmanlarda. Neyi sevdiğimi en azından görmüş oldum. Neyi öğrenmem gerektiğini. Ve tecrübe ve deneyimlerim gelişti. Network zaten çok ayrı bir dünya. Onun haricinde dördüncü sınıfa geldiğimizde haftanın 3 günü yine sahada geçiyor. Okul tarafından ayarlanan staj merkezlerinde. 2 günü de teorik dersleri üniversitede devam ediyoruz. Benim staj deneyimlerim bu kadar oldu. Ve aynı zamanda staj yaparken sigortalarımız da tabii ki okul tarafından karşılandı. Anladım. Ben bir de bir şey eklemek istiyorum unutmadan, bu imkanları demişken. Vakıf Üniversitesi'ne gelince, çünkü akla takılan en büyük sorulardan, kaygılardan biri bence burs kesintileri. Gelişim Üniversitesi bir disiplin suçuna karışmadığınız müddetçe bursunuzu kesmiyor. Biz sınavlara girerken kafamız rahat giriyorduk. Çünkü tercih yapmadan önce tabii ki bu da benim aklımda büyük endişe uyandıran sorulardan biriydi. Ama bizim gönlümüz her zaman rahattı. Süper. Çok teşekkür ederim katkıların için. Peki son olarak kısaca şu an sınava hazırlanan adaylar ya da şu an üniversitede okuyan adaylara kısaca tavsiyelerim varsa onları alabilir miyiz biraz? Tabii, aslında çok tavsiyem var. Evet. Ben konuştukça susmayan bir insanım. Çok kısa tutacağım. Seni tutmak mümkün değil. Biliyorum. Evet. Ama kısacık olacak. Tamam. Aslında siz de değindiniz Pelin Hocam. Ben de şunu söylüyorum. Edindiğim tecrübe ve deneyimlere dayanarak. Üniversite yıllarınızı kitaplara kapanmış, sadece not ortalamasına odaklanmış öğrenci profiline bürünerek geçirmeyin. Elbette ortalamanız yüksek olsun ama dozunda, çünkü hiçbir işe yaramıyor. En azından benim yaramadı. 3.50 ortalamam vardı. Fakat kimse bana... Evet, biraz ortalamam da yüksekti. Ama kimse bana ortalamamı sormadı. Ben de açıkçası sormam işveren olsam. Dolu dolu geçirin, her deliğe girin, sorgulayın, koşturun.
deneyim ve tecrübeniz fazla olsun, tabii ki staj yapın, bolca staj yapın. Çünkü işverenin karşısına çıktığınızda o mülakatta dimdik durabilmek sizin deneyimlerinize dayanıyor. Özgüvenli olun. İşvereniniz sizden en az 2 yıllık, en az 4 yıllık bir deneyim sorguladığında ben zaten bu deneyimi edindim diyebilen. Onun haricinde tabii ki dil öğrenin ve mümkünse yabancı dilinizi, ana dili İngilizce olan bir ülkede, o ülkenin kültürüyle kaynaşarak, insanlarıyla iletişim kurarak, yani yaşayarak öğrenin. Bunun da katkısı çok büyük olacaktır. Bir misyonunuz olsun, vizyonunuz olsun. Tabii ki mutlu olduğunuz şeylerin peşinden koşun. Ve yaptığınız her işte kendinizi sevin. Ben susuyorum artık. Size bırakıyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bakışlardan anlıyorsun artık. Ebru, gerçekten çok teşekkür ederim. Enerjine sağlık, ağzına sağlık. Seni çok seviyoruz. Hayatta başarılar diliyoruz. Sen bizim için çok değerlisin. Bütün mezunlarımız gibi sen de çok değerlisin. Şimdilik seninle görüşmemizi bitirmek üzere kapatıyorum. Kendine ben çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hocam. Sen de hadi hoşçakal. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar, Ebru'ya veda ederken aynı zamanda ergoterapi bölümünden Rukiye'yi davet edeceğim. Şu an internetle ilgili bir sorun yaşamıyoruzdur umarım. Rukiye'yi davet ederken şöyle bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Rukiye bizim aynı zamanda çift anadal öğrencimiz. Yani çift anadal yapıyor kendisi ve hem ergoterapi bölümüyle ilgili bilgi alacağız ondan, hem de fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüyle ilgili bilgi alacağız. O yüzden o süper. Rukiye hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Ebru'yu gördüm. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Özledim hepinizi. Keşke imkan olsa hep beraber katılsak. Keşke. Buraya. Hep beraber konuşsak ama işte imkanlarımız bu kadar anca. Evet. Umarım her şey yolundadır. Sağlık, sıhhat, hiçbir sıkıntı yok. Yok, çok şükür. Her şey yolunda gidiyor. Vaktimiz çok sınırlı olduğu için ben böyle hızlıca sorularımı soracağım. Arkadaşların soruları olursa onları da soracağım sana. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Tamam. O zaman ilk söyleyeceğim şey, bize kendini biraz tanıtır mısın? İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020 ergoterapi mezunuyum. Şu an bir rehabilitasyon merkezinde ergoterapist olarak çalışmaktayım. Ağırlıklı olarak pediatrik popülasyonla çalışıyorum. Şimdilik bu kadar. Süper, tamam. Peki, ergoterapiyi senin anlatımlarından biz zamanında çok öğrendik. Ve evet, çok güzel anlattın. İstiyorum ki burada öğrenciler de duysun. Aday öğrenciler, varsa mevcut öğrenciler, onlar da tanısın istiyorum. Peki, ergoterapi nasıl bir bölüm? Bu bölümü kimler okumalı ve bu bölümden mezun olduktan sonra nerelerde çalışabiliriz? Hani istihdamından birazcık bahsedebilirsen bize çok sevinirim. Ergoterapi, yani ben ergoterapiye o kadar aşığım ki nasıl anlatacağım bilmiyorum. Onun için çok çalıştım. Ama en kısa ve özetle şu şekilde anlatabilirim. O kadar geniş bir yelpazeye sahip bir meslek dalı ki, pediatriden, nörolojiden, geriatriden bir sürü gibi alanlarda çalışabiliyoruz. Ve bu alanlara farklı müdahale programlarıyla, farklı terapi yöntemleriyle yaklaşarak hedefimiz olan günlük yaşama adapteyi ve sağlık düzeyini, refah düzeyini iyileştirme ve koruma üzerine çalışıyoruz. Ana hedefimiz budur. Kimler bu bölümü okumalı? Kesinlikle ve kesinlikle iletişim yeteneği kuvvetli olan, sürekli kendini geliştirebilen, yenileyebilen kişilerin ve sabırlı kişilerin okuması gerekiyor. Ve üretken kişiliklere sahip olmaları gerekiyor. Gerçekten, çünkü her vaka birbirinden özel, birbirinden farklı, kişiye yaklaşımlarımız kişiye özel olduğu için tedavi programında kişiye özgü bir şeyler üretmemiz gerekiyor. O yüzden kendini geliştirebilen ve sürekli üretebilen kişilerin olması çok önemli. Süper. İş imkanlarından da biraz alabiliriz. İş imkanları, insanın olduğu her yerde çalışabiliyoruz. Bir fabrikadan tutun spor kulübüne, spor kulübünden hastaneye, yani her alanda çalışabiliyoruz. Rehabilitasyon merkezinde çalışabilirsiniz. Kendi danışmanlık merkezinizi açabilirsiniz. Yani her yerde çalışabilirsiniz.
Aslında sizin işinizde biraz yani sosyal hizmet var, psikoloji var, biraz belki mimarlık var, iç mimarlık var. Çünkü kişinin yaşam refahını yükseltmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaparken de tüm boyutlarına değiniyorsunuz. Bu yüzden de çalışma imkanları ister Holistik bir istemez. yaklaşım. Yani her yönden düşünüyoruz. Yani gerek çevre düzenlemeleri, gerek işte hareketi, yer işte her alanda kişiye holistik bir yaklaşımla yaklaşıyoruz. Anladım. Peki. Şimdi sen bir de Gelişim Üniversitesi'nde çift anadal öğrencisisin hala daha. Aslında ergoterapiyi bitirdin ama Bitirdim. çift anadal olarak fizyoterapi ve rehabilitasyonda son sınıftasın. Bu çift anadalla ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? Ve biraz da onunla ilgili bilgi verirken fizyoterapiden de bahsedebilirsin bize. Önce fizyoterapinin tanımını yapayım o zaman. Olur. Fizyoterapi işte bireylerin yaşam süresi boyunca hareket kabiliyetini koruyan, yenileyen, geliştiren, bunlardan sorumlu olan bir sağlık bilimi alanıdır. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Çapa nasıl başladım? Aslında şöyle oldu. Bir yakın arkadaşımın, o da aynı zamanda hem çift Anadolu öğrencisi hem de Anadolu'da aynı sınıf arkadaşımdı. Onun hayaline beni de ortak etmesiyle başladım. Ama sonra ben de bu hayali çok sevdim. Güzel bir, zorlu bir süreç ama güzel bir süreç. Okulun bazı koşulları oluyor. İşte belli bir puan sınırı oluyor. İşte sınıfınızda belli bir yüzdelik dilime girmeniz gerekiyor. Sonra tercih yapıyorsunuz. Tercih yaptığınız bölüm içerisinde bir yüzdelik dilime girmeniz gerekiyor. Ve bu koşulların hepsini sağladığınızda çift anadal yapmaya hak kazanıyorsunuz. Ama gerçekten zorlu bir süreç, meşakkatli bir süreç. Çünkü herkesten çok derse giriyorsunuz, herkesten çok çalışıyorsunuz, herkesten çok sınava giriyorsunuz, herkesten çok ödeviniz oluyor. Ama işte bu tüm işte zorlukların sonucunda gerçekten güzel bir meyve oluyor. Çünkü avantajlarına da değinmiş olayım. Kişiye yani danışanlarımıza iki perspektiften de bakabiliyoruz. İki disiplinin perspektifiyle yaklaşım sağlayabiliyoruz ve bu gerçekten çok önemli bir şey. Okulun da bize sağlamış olduğu bu imkandan yararlandık ve ben iş hayatımda gerçekten şu an onun meyvesini yiyorum. Gerek işe alım sürecinde işte çift anadal yaptığım için bir tık önde oluyorum. İşte hastalara müdahale ederken işte onlara yaklaşım konusunda bir tık önde olabiliyorum. O şekilde güzel bir imkandı. Zorlu bir süreçti. Hala o sürecin içindeyim ama güzel bir süreç. Zorluğuyla ilgili seninle hemfikirim ama öğrencilere şu bilgiyi de verelim. Aslında evet bir not ortalaması gerekiyor. Kendi sınıfında %20'lik dilime girmen gerekiyor not ortalaması açısından. Ama bunun yanında en büyük nimeti İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde çift anadal ücretsiz. Yani kendi Ücretsiz. okuduğum bölüm yüzde kaç burslu olursa olsun, oradaki ücretin ne olursa olsun fark etmez. Çift anadalı ücretsiz okuyorsun ve sen aslında kendi anadal programından mezun olmuş olmana rağmen şu an artı bir senede hala daha ücret vermeden fizyoterapiyi devam ettiriyorsun aslında. Ve mezun olmana Mükemmel. iki Herkese diploman var. öneriyorum. 5 senede 2 diploma almış olacaksın ve hangisini istersen onu kullanacaksın. Müthiş bir şey. Sen de bunun en güzel örneklerinden birisin. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle. Staj yaptın mı ergoterapide? Ama aynı zamanda hani çift anadal yaptığın için fizyoterapide de yaptın mı? Yaptım. Her ikisinde de yaptım staj. Okul ayarladı sana stajlarını. Benimkileri ben kendim ayarlamıştım. Ha, Ebru'nun dediği anladım. gibi okul kendisi ayarlıyor. Fakat ben belli başlı kurumlarda yapmak istediğimi önceden belirlemiştim. O yüzden kendim ayarladım. Okulda zaten sigortalarımızı ödediği için çok zorlu olmadı benim için. Hemen kabul edildim. Ama işte Ebru'nun dediği gibi eğer işte arkadaşlarımız bu konuda zorlanıyorsa okul zaten kendisi ayarlıyor. Benim gibi isteyen arkadaşlar olursa onlar da kendisi kolaylıkla Anladım. O zaman sana son sorum şu. İki bölüm okuyan bir insan olarak, çeşitli aktivitelere katılmış bir birey olarak, tanıtımlarda bize çok destek olan bir birey olarak sana şunu soruyorum.
şu an üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ya da şu an üniversitede okuyan öğrencilere tavsiyelerin var mı? Bize biraz tavsiye verebilir misin? Tamam. O zaman şu an ergoterapi ve fizyoterapi okuyan öğrencilere tavsiye vereyim öncelikli olarak. Olur. Kesinlikle ve kesinlikle literatür araştırmalarına şimdiden başlasınlar. Alanlarıyla alakalı kitapları şimdiden okumaya başlasınlar. Öğrensinler, içine girsinler ve gerçekten güncel konuları takip etsinler. Bu çok önemli bir şey. Zaten buna alışan bir insan iş hayatında da zorluk çekmiyor. Gerçekten çok önemli. Sürekli araştırmak, geliştirmek gerekiyor. Ve bizim fizyoterapi de aynı şekilde, ergoterapi de gerçekten çok üretken insanlar olmamız gerekiyor. Yani kişiye yaklaşım sağlarken kişiye özel bir yaklaşım sağlıyor. O yüzden farklı müdahale şekillerini kendimiz o an üretebilmeliyiz, olacakları düşünebilmeliyiz. Aslında ileri görüşlü de olmamız gerekiyor. O yüzden şimdiden kendilerini geliştirmeye başlasınlar. Bu alanı seçmek isteyen arkadaşlarıma da çok güzel bir alana geleceklerini söyleyeyim. Eğer bunları seçerlerse inanılmaz güzel. İnsanlardan verdiğiniz emeğin karşılığını almak çok harika bir şey. Ve gerçekten insanlığa dokunmak, insanların hayatlarına dokunmak mükemmel bir şey. Böyle güzel bölümlere geleceklerini bilsinler ve bunun için çalışsınlar, çabalasınlar. Bu şekilde zorlu bir süreç olabilir hepsi. Yani sağlık bölümleri gerçekten zor olabiliyor ama isteyen herkes, yani çalışan insan için hiçbir zorluk derecesi yok. Bütün ben mesela üniversite hayatımda finallerde sabahladığımı, işte çalıştığımı, o sınavdan sınava koşuşumu hepsini unuttum. Ve şu an güzel meyvesini yiyorum. Güzel yani. O yüzden çalışsınlar. Çok teşekkür ederiz. Biz senin ne kadar çalışkan olduğunu, bu süreçte ne kadar koşturduğunu yakinen görenlerdeniz. Ve bunun sonucunu, meyvesini yiyeceğinden de hiç şüphemiz yok. Ömrün boyunca hep başarılı ol istiyoruz. Gerçekten başarılar hiç peşini bırakmasın hiçbirinizin. Seni de diğer mezunlarımız gibi çok seviyoruz. Yayına katıldığın için, bize destek verdiğin için, öğrencilerle, adaylarla bilgi paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız kaydedilecek arkadaşlar bu arada. Hani ilk kısımları kaçıranlar varsa lütfen üzülmeyin. Kaydedeceğiz yayınımızı. Rukiye, seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Ben de sizi seviyorum. Umarım kısa zamanda görüşürüz. Okulunca İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah diyoruz. Şimdi sana veda ederken bir yandan Kübra'yı davet etmeye çalışıyorum. Seni çok öpüyorum. Hoşça kal. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Rukiye'ye teşekkürümüzü ettik. Şimdi sırada çocuk gelişimi bölümünden Kübra'yı davet edeceğiz. Kübra'cığım buradadır diye düşünüyorum. Evet, kendisine isteğimizi gönderdik. Kübra çocuk gelişimi bölümü mezunumuz. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? İyiyim, çok özlemişim seni de. Ben de, gözlerim doldu. Herkesi böyle süre süre gördüm, Ebru Rukiye'yi falan. Çok özlemişim. Bazı gözümüzün önünden böyle geçip gidiyor. Ya. Kübra, çok vaktimiz yok. Hemen başlıyorum, hemen. O yüzden ben ilk sorumu soruyorum sana. Bize kendini tanıtır mısın? Tanıtırım. Kübra Yılmaz. Gelişim Üniversitesi 2018 yılında çocuk gelişim bölümünden mezun oldum. Okurken 2 yıllık bir sağlık bilimleri fakültesinin öğrenci temsilciliğini yaptım. Akran mentörlüğünü yaptım. Oo. Yaptım anlatacağım onları. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum. Test sürecindeyim. Umarım bitirebilirim bir an önce. İnanıyorum sana, bitireceksin. Ve rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum uzman öğretici olarak. Süpersin. Peki o zaman şöyle hemen bölümünden başlıyorum. Çocuk gelişimi nasıl bir bölüm? Kimler bu bölümü okumalı ya da okuyabilir? Hı hı. Ve mezun olduktan sonra iş imkanlarınız nelerdir? Nerelerde çalışabilirsiniz? Biraz da istihdamından bahsetmeni istiyorum. Tamamdır. Merhabalar. Şimdi çocuk gelişimi aslında herkes biraz biliyor. Yani çünkü çocuk toplumun içinde olduğu için az çok herkes hakim. Ama çocuk gelişimini anaokulu öğretmeniyle, yani okul öncesiyle karıştırmamak gerekiyor. Çünkü okul öncesi 0-6 yaş grubu ile ilgilenir. Çocuk gelişimi, adı üzerinde çocuk, resmi olarak 0-18 yaş arasındaki çocuklarla ilgilenir. Çocukların sosyal, dil,
psikomotor, bilişsel, öz bakım becerilerine destek olur. Bunlarla ilgili programlar yazar. Aileye bununla ilgili programlar yazar ve süreci takip eder. Onun dışında materyal tasarımı yapar. Yani aslında çocukla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi çocuk gelişimci. Evet. Yani tıbbi olmadığı sürece her şeyi çocuk gelişimci sağlar. Mezun olduktan sonra rehabilitasyon merkezlerinde çalışılabilir. Anaokullarında, kreşlerde çalışılabilir. Pedagojik formasyon alındığı sürece, pedagojik formasyon da kısacası aslında öğretmenlik eğitimi diyebiliriz. Dördüncü sınıfta alınıyor. Pedagojik formasyon aldıktan sonra liselerde meslek öğretmenliği yapılabilir. Akademik ilerlemek isterlerse yüksek lisans, doktora gibi aldıktan sonra akademik de ilerlenebilir. Bu şekilde. Yani aslında mezun olduktan sonra çocuğun içinde bulunduğu her alanda çalışabilir. Zaten çocuk yani toplumun en küçük bireylerinden biri olduğu için onlarla çalışmak sizin ufkunuzu açıyor aslında. Hani diğer meslek gruplarında kişi karşısındakinin ufkunu açar ama bizde daha çok çocuk bizim ufkumuzu açıyor. Çünkü inanılmaz bir dünyaya sahipler ve inanılmaz yaratıcılığa sahipler. O yüzden bölümü okumak isteyenlerin her zaman enerjisinin yüksek olması lazım. Her zaman yaratıcı olmak zorunda. Her zaman sabırlı ama sadece çocuğu sevmek yetmiyor aslında. Bizim işte biraz böyle şey gibi minnoşlar, tatlışlar falan gibi değil de biraz daha böyle tatlı cadı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok sevimli olduğu zaman bu sefer otorite kurmakta güçlük yaşayabiliyorsun. O yüzden onun ince bir çizgisi var. O çizgiyi koruyabilmek gerekiyor. O şekilde. Senin bunları çok iyi yaptığına eminim. Hiçbir şüphem yok. Teşekkür ederim. Kübra, tamam çocuk gelişimi diyoruz. İşte teorik bir süre eğitimi var bunun ama çocuk gelişimi bölümünde atölyeleriniz var mıydı? Ne gibi atölyeleriniz vardı? Burada hangi dersleri işliyordunuz? Çünkü şöyle bir algı var. Sanki sadece sınıfa gidiyorlar. İşte derste öğretmen anlatıyor. Çıkıyoruz gidiyoruz gibi bir şey algılanıyor ama böyle olmadığını senden dinleyelim istiyorum. Şimdi şöyle oluyor, biz burada yani Rukiye'de Ebru da çok söyledi yani stajın çok önemli olduğunu ve mezun olduktan sonra aslında en önemli şeylerden birinin staj olduğundan bahsettiler. O yüzden bizim okulda 4 dönem boyunca staj yapıyorduk. Yani 3. ve 4. sınıfın 2'şer döneminden 4 dönem staj yaptık. Aynı zamanda yaz döneminde de 30 günlük bir staj yaptık. Bunların hepsi zorunlu stajdı bizde. Zorunlu staj olmayan bölümlerse bize de zorunlu olsun falan diyorlar. Zorunlu olanlar da ya bu kadar staj fazla değil mi falan oluyordu ama mezun olduktan sonra her alanda gördüğün için kendini aslında uzmanlaşmak istediğin alanı tercih edebiliyordun. Hastane stajlarında öğrenci kendisi birebir ayarlayamıyordu çünkü Sağlık Bakanlığı'na bağlı olduğu için bunlar biraz daha bürokratik süreçler. O yüzden okulumda Arda Hoca çok fazla destek olmuştu. O stajları ayarlamıştı hastanede staj yapmak isteyenler için. Uygulamalı derslere geçtiğimizde zaten bir atölyemiz vardı. Hani odyoloji ve ergoterapi gibi böyle bizim laboratuvar gibi değil de atölyemiz vardı ve atölyede dramalar yapıyorduk, eğlendik. Ya, o kadar güzel geçiyorduk. Yani orada da Emek Hocam'ın çok büyük desteği vardır. Hepimize drama nasıl yapılır, çocuğu nasıl tavlayabiliriz hepsini çok iyi öğretti. Onun dışında şöyle bir şeyi aktarabilirim. İkinci sınıfta olması lazım. Yeni doğan gözlemi yapabilmek için doğuma bile girmiştik yani. Bak bunu ben bilmiyordum. Bunu bilmiyordum. Teşekkür ederim. Bir de sizin atölyelerinizde şey görüyorum. Yani sizin yaptığınız bebekler, işte evler. Siz oyun ve oyuncak da üretiyorsunuz. Bunu tabii tabii. Materyal tasarımı da yapıyoruz. Bu konuda da işte zaten inanılmaz bir hani yaratıcılığa ve çocuğun aslında şey gibi değil. Hadi bebeği alalım oynayalım değil. O bebekle ilgili türlü türlü oyunlar üretip türlü türlü gelişim alanlarına hitap ediyorsunuz. Anladım. Süper. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki. Sana asıl can alıcı noktalardan birini soracağım. Geliyor. Aslında şöyle. Biliyorsun ki İstanbul Gelişim Üniversitesi şu an Türkiye'deki bütün üniversiteler içerisinde akreditasyon skoru kırmış bir üniversite. Yani 63 tane bölümümüz akredite edildi. Bu bir başarı şampiyonluk. Şimdi öğrenciler tabii akreditasyonları aday öğrenciler çok fazla bilemiyor olabilirler. Biz biraz da sen bu akreditasyon süreçlerinde içinde bulundun. Biraz senden dinleyelim mi? Yani nasıl görev aldın? Aslında nedir bu akreditasyon ve sana kazançları ne oldu? Neler öğrendin mesela?
Şimdi şöyle akreditasyon demek. Aslında ben bunu çok kısaca ve basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Yurt dışından bir ekip geliyor arkadaşlar. Biz de Almanya'dan gelmişlerdi. Yurt dışından bir ekip geliyor ve sizin eğitiminiz kaliteli mi değil mi bunu denetliyor, değerlendiriyor. Her şeyi didik didik ediyor. Ben o süreçte fakültenin öğrenci temsilcisiydim. O yüzden hem idari toplantılara hem de öğrenci toplantılarına giriyordum. Arda Hoca bana mentörlük ediyordu. Ben de öğrencilere mentörlük ediyordum. Şimdi gelen ekip müfredattan akademik kadroya, işte kantinden sosyal alana, öğrencilerin çalışabileceği alanlardan ya aklınıza gelebilecek her alana, hatta aday öğrencilerin aklına gelecek her şeyi sorguluyorlar. Ve hepsini gözlemliyorlar. Yani sadece kağıt üzerinde "Aa, bu var mı?" var denildiğinde onu göstermek zorunda kalıyorsunuz ve bunları karşıladığınız zaman sizin eğitiminiz belli bir kalitedeyse eğer size akredite ediyor ve o dönemde bizim fakültenin tüm bölümleri tek seferde akredite oldu. O dönemde akreditasyon ekibi gelen ekip öğrencilerle de görüşmek istiyordu. Her bölümden en az 10 öğrenciyle görüşmek istiyorlardı ve bir öğrenci toplantısı oluyordu. Geniş bir ekip olmuştu o dönemde ve online derslerden yüz yüze, uygulamalı, staj, her konuyla ilgili öğrencilere direkt soruyorlardı. Bu durumlardan memnunlar mı, değiller mi diye. Bunun orada mesela Ebru'nun söylediği şeye değineceğim. Kendimi çok kötü hissetmiştim. Çünkü içeride bir tercüman var. Ve o size aktarıyor. Siz konuşuyorsunuz, sizinkini o aktarıyor. O yüzden mezun olmadan yabancı dilinizi halledin. Evet. O dönemde çalışmak ya çok çok keyifliydi benim için. Çünkü hep belli bir standartta insanlarla görüşüyorsunuz ve nasıl iletişim kurmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Organize etmeyi öğreniyorsunuz. Problemlerin altından pratik bir şekilde çıkabilmeyi öğreniyorsunuz. Çok keyifli bir süreçte. Akreditasyon neden önemli tercih yapacak öğrenciler için? Öncelikle onu söyleyeyim. Bir üniversitede bir bölüm akredite ise o akredite olan bölümün eğitim kalitesi çok yüksektir. Yani size bir eğitim kalitesi, evet, uluslararası standartlıdır ve size bunun garantisini veren bir kurul gelmiştir. Bu bir. İkincisi, yurt dışı ile ilgili bir program değişikliği yapmak istediğinizde, gitmek istediğiniz üniversite gelecek olan öğrencinin bölümüne bakıyor, diyor ki akredite mi değil mi? Yani uluslararası standarda uygun mu değil mi? Eğer değilse şansınız düşük oluyor ama gelişimdeyseniz bir şansınız çok yüksek. Çünkü süpersin. Çünkü akreditasyon süreci gerçekten çok çok zorlu ve çok keyifli bir süreçti benim için. Tek seferde almış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Burada şunu da söylemek istiyorum. Bu sürece dahil olan katılan tüm öğrencilere de akreditasyonu aldıktan sonra Sağlık Fakültesi bir gün düzenledi ve tüm öğrencilere teşekkür etmek amacıyla aynı zamanda CV'lerine eklemeleri için akreditasyonda vermiş oldukları emekten dolayı bir belge verdiler. Yani bu benim için çok güzel bir şeydi. Şu demek oluyor, verdiğiniz emeklerin karşılığında sizin idaricileriniz, işte dekanınız, dekan yardımcınız size bunun karşılığında bir teşekkür ediyor ve CV'nize eklemeniz için artı bir şey veriyordu. O yüzden güzel. Süper, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Senden duymak çok daha iyi oldu. Çünkü bunu yaşadın, direkt öğrenciyken yaşadın ve hem çalışarak yaşadın hem evet, öğrenciyken deneyimledin. O yüzden senden duymamız çok daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Peki Kübra, biraz da şu deneyiminden bahsetmeni istiyorum. Ama tabii biraz bir kısa vakti. Tamam. Ben çok konuştuğum için durduramıyorum kendimi, bana. Aslında buradaki yayına katılanların hepsi konuşkan. Hepimiz konuşkanız. Tutamıyoruz birbirimizi. İnşallah bitirebiliriz yayını. Umarım. Öğrenci kulüplerinde görev aldım ve sen de çok aktif bir öğrenciydin. Yani bizim aramızda bıcır bıcır dolanan öğrencilerden biriydin sen de. Bunu nasıl deneyimledin? Yani sonuçlarının sana faydaları nasıl oldu? Biraz da buradan bahsedebilir misin? Şimdi şöyle, katılan arkadaşlarım da öyle. Okulun şenliklerinde, medya ödül törenlerinde, tercih dönemlerinde, kayıt dönemlerinde hepimiz görev alıyorduk ve hepimiz çalışıyorduk. Bunun birinci, bence öğrenciler için bu sosyal medyada dönen ne derler, komikliklere karşı bir şey söylemek istiyorum. Gelişim Üniversitesi'ne gittiğiniz zaman öğrenci işlerine hemen ulaşabilirsiniz. Yani çünkü o kadar fazla ortadasınız ki herkesi tanıyorsunuz ve bu girişkenliğiniz sayesinde aslında tanımadığınız, etmediğiniz hiçbir şey kalmıyor, departman kalmıyor. Birinci öncelik bu. Yani
bir işi yapmak istediğin zaman o işin nasıl yürütüldüğünü bildiğiniz için her şeyi hemen halledebiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi, öğrenci kulüplerinde benim herhangi bir kulübüm yoktu aslında ama ben öğrenci konseyinde olduğum için öğrenci konseyinin TKS sorumlusuydum. Aslında daha çok konsey için etkinlikler düzenliyordum. Onun dışında şöyle bir şey keşfetmiştim o dönemde. Öğrenci kulüplerinin, yani TKS'nin içine girmeden önce şey diye düşünüyordum. Ya okulda neden hiç etkinlik yok? Neden hiçbir şey yok falan diye düşünüyordum. Ama aslında bu öğrencinin kendisinde bitiyor. Yani ne kadar araştırırsanız, ne kadar bakarsanız o kadar var aslında. İçine girdikten sonra şey oldum. Ya boş salon yok. Nasıl boş salon bulup etkinlik yapacağız? Oldum, çünkü günde 4-5 tane etkinlik oluyor. Bazen daha fazla oluyor. Muhtemelen şu an online'da da vardır. O yüzden öğrencilere tavsiyelerimden biri sadece oturup ders çalışmak değil de gerçekten öğrenci kulüplerinin insana katkısı inanılmaz fazla. Zaten arkadaşlar bahsetti, o yüzden bu kısmı çok uzun tutmak istemiyorum. Ama aklımda olan şeylerden birini paylaşmak istiyorum unutmadan. Mezun olduktan sonra üniversitenin size sağladığı, örnek veriyorum, bir klinik açtınız, bir ofis açtınız ve bu ofisin mobilyalarını üniversite tarafından karşıladı. Çünkü yakın bir arkadaşım bir diyetisyenlik bölümünden mezun ve bir klinik açtı. O kliniğin içeri girdiğimde mobilyaları bak üniversiteden geldi dedi. Oradan çok yakın şahit olduğum için dile getiriyorum. Onun dışında okuduğunuz bölümde, yani arkadaşlarınızla sürekli bir arada olduğumuz için aslında multidisipliner bir yaklaşım olmuş oluyor. Çünkü ben de mesela odyoloji ne demek bilmiyordum, işte ergoterapi ne demek bilmiyordum ama üniversitenin içinde sürekli bir arada olduğumuz için arkadaşlarla, diğer bölümden arkadaşlarla, o yüzden o bölümlere de az çok hakim olmuş oluyorsun ve bunları sentezleyebiliyorsun aslında. Bu sefer ilerleyen zamanlarda birlikte iş düşünebiliyorsun. Yani network'ün genişliyor aslında diğer arkadaşlarla çok fazla bir arada olduğun zaman da. Bu şekilde aklımda olan tavsiyelerden. Ha, bir de şey söyleyeceğim. Sonra susuyorum. Şimdi tamam, çocuk gelişim alanında susuyorum. Bunu söylemem lazım. Çocuk tamam. Gelişim alanında şimdi gelişimsel ve psikometrik testler uygulanıyor. Yani bunu zaten hiçbir müfredat vermiyor. Hiçbir okulda müfredatın içinde yok. Bunu okul dışında herhangi bir yerden temin edebiliyorsunuz. Bu testlerin uygulayıcısı olabilmek için. Ama okul dışındaki yerlerde bunlar inanılmaz yüksek bir fiyatlara veriliyor bu eğitimler. Okulun sürekli eğitim merkezleri var. Sürekli eğitim merkezleri bu eğitimleri verebilecek bir yer oluyor. Yani oraya gidip oradan ben şu eğitimi istiyorum, bu sertifikayı almak istiyorum, bunu getirebilir misiniz dediğiniz zaman okul dışındaki yerlerden çok daha uygun fiyatlara okulda alabiliyorsunuz bu eğitimleri. Bunları da kullanmayı unutmayın. Süper bir noktaya değindin. Evet, bu çok önemli bir şey. Yani okurken ve okurken aslında mezun olduğunuzda ihtiyacınız olan birçok testtir ya da başka eğitimlerdir. Bunları almak için sürekli eğitim merkezine talepte bulunabiliyorsunuz ve dışarıya göre çok 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 daha uygun fiyatları, evet, alabiliyorsunuz bunları. Kübra'cığım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni gördüğüme çok mutlu oldum. Özlemişim, 2 yıl olmuş. Şimdi herkes 2020 mezunu, ben 2018. Evet evet, ama biraz fazla olmuş da, fark ettim ben. Bu arada Arda Hoca da geldi. Selam, evet, almıştım. Tekrardan selamını iletebilirsin. Arda Hoca, Yüksel Hoca, Rıfat Hoca, yani hepsi gerçekten sağlık fakültesinin temel taşlarından, çok değerlerinden biri. Cidden yani onların olması öğrencilerin kalitesinin 10 kat yukarıya çıkması demek. Şimdiden, yani gelecek olan öğrenciler adına şimdiden teşekkür ediyorum. Öğrenciler çok şanslı yani. Hem, evet, çok. Hem gelecek öğrenciler çok şanslı. Seni o zaman kocaman kocaman öpüyoruz. Ben kendine de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok güzeldi. Sana veda ederken Esra'yı almaya çalışacağım bir yandan da. Hoşça kal, görüşürüz. Hoşça kalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, güzel bir sohbet oluyor aslında. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Bunun da hasretini gidermeye çalışıyoruz bir yandan. Bu arada sorularınız geliyor. Sorulardan biri, yayın kaydedilecek mi? Yayınlarımız kaydediliyor arkadaşlar. Bundan önceki yayınlarımız da kaydoluyordu. Oradan bakabilirsiniz. Yani sayfamızdan görebilirsiniz. Bu arada ben Esra'yı bulmaya çalışıyorum. Onun dışında rehberlik ile ilgili bazı sorular var. Onları ben yayının sonuna doğru cevaplamak istiyorum. Çünkü sizden direkt öğrencilere sorulacak soruları şu an istiyorum aslında. Evet. Merhaba.
Merhaba. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Seni gördüm, çok daha iyi oldum. Vallahi ben de öyle. Biz bayağı yükseldi. Evet. Sonunu seninle getireceğiz artık. Evet. Vakitle de ilgili bir sıkıntımız var tabii burada. Evet, yüzden, maalesef. Biraz ilerlemek istiyoruz. Şöyle, bize önce kendini tanıtır mısın Esra? Tabii ki. Merhabalar, ben Esra Acar. Giriş Üniversitesi İngilizce Hemşirelik Bölümü 2020 mezunuyum. Şu anda Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyorum. Kardiyoloji yatan servisinde. Bu şekilde. Süper, tamam. Şimdi İngilizce hemşirelik mezunusun, ona değineceğim. Evet. O çok önemli benim için. Zor bir süreçti bence de. Tamam. Ama önce şu konuya değinmek istiyorum. Hemşirelik nasıl bir bölüm? Bu bölümü hangi öğrenciler, nasıl insanlar okumalı? Yani nasıl öğrenciler okumalı ve mezun olunca nerelerde çalışabiliyorsunuz? İstihdam oranı nedir? Hemşireliği böyle severek yapabilen birisi olarak çok demek istediğim bir konu. Hemşireliği öncelikle saygılı, sevgili, hoşgörülü, yardımsever, bakım odaklı çalışabilen, merhametli, tamamen iletişimi kuvvetli kişiler, her kişi yapabilir hemşirelik bölümünü. Hemşirelik bölümü hastaya bütüncül olarak yaklaşabilen, multidisipliner olarak hastaya bakım verebilen bir görev tanımıdır. Hastaya her türlü işte bakım veren, tedavisiyle yakından ilgilenen, ki bu bizim için çok önemli bir durum hocam. Çünkü bir hastanın psikolojisi, öncelikle psikolojisi, tedavisi, bakımı her şeyden bir sorumlu. Hastada evet. En ufak bir reaksiyon gerçekleşse bizden bilirler. Aynen öyle. Sorumluluğu fazla. Çok fazla. En önemlisi iletişime dayalı oluşu. Vicdanen çok önemli bir sorumluluğumuz var. Mesleğini severek yapabilecek arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ben mesleği severek yapamayacak arkadaşlara tavsiye etmiyorum. Çünkü çok zor bir bölümümüz var. Özellikle bu COVID sürecinde gerçekten çok zorlanıyoruz. Doğru. Mesai saatleri olsun ya da evet. İşte bulunmuş olduğunuz koşulları olsun, hastane ortamları ya da karşılaşmış olduğunuz vakalar gereği kolay değil. Sağlığın aslında hiçbir alanı kolay değil. O yüzden evet. Severek yapmak en önemli faktörlerden biri. Sen de bunun altını çizerek söyledin. Peki kesinlikle. Nerelerde çalışabiliyorsunuz genel olarak Çalışma alanlarımız çok fazla. Sağlık dispanserleri, sağlık ocakları, sağlık kabinleri, diş sağlık merkezleri, özel hastaneler, reviller. Ama imkanlarımız çok fazla diye de lütfen bu mesleği arkadaşlarımız seçmesinler. Çünkü hem kendilerine hem hastalara eziyet haline dönüşebiliyor, işkence haline gelebiliyor mesleğimiz. Sen diyorsun ki gerçekten isteyenler. Evet, kesinlikle. İstihdam için okunmaması gerekiyor. Gerçekten evet. Bu bölümü isteyen öğrencilerin okuması kesinlikle. Gerekiyor. Önü çok açık bir meslek. İş imkanı çok fazla bulunabilen bir meslek. Hani evet. Bunları göz ardına bulundurup bu mesleği seçmemeliyiz. Hani hastalara bütüncül olarak yaklaşıp da insanlara bütüncül olarak yaklaşıp bu mesleği seçmemiz gerekiyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Şimdi sen bu bölümde İngilizce okudun. Bu bölümü. Evet. Yani, zaten hani kızlar az önce bahsetti. Sağlık bölümü okumak gerçekten yorucu. Hele ki bunu İngilizce okumak muhtemelen iki kat daha yorucu olmuştur. Ama sen bunu deneyimlerken korktun mu? Yani bu süreci nasıl atlattın? Öğrencilere tavsiye ediyor musun? Çünkü bir dil öğrenmiş oldun. Bir mesleği bir dille öğrenmiş oldun. Evet. Hocam öncelikle biz ilk mezunlar olarak çok zorlandık. Çünkü bizim öncemiz yoktu. Bizden daha önce mezun olanlar yoktu. Hani örnek alabileceğimiz kimse yoktu. Bu bakımdan bizim için çok zorlayıcı bir süreçti. Ama Funda Hocam'a da buradan selamlar olsun. Funda Hocamızın önderliğinde korkmadan mesleğimizi yaptık ama her şeyi İngilizce gördük. Buradan hani seçecek olacak arkadaşlarımıza da sesleneyim. Hani tavsiyede bulunayım. Her şeyi göze alarak bu mesleği seçin. Her şeyi göze alarak İngilizce hemşirelik bölümünü seçin. Çünkü bütün işte dersleri, notları, dersleri İngilizce oluyor. Evet. Çok zorlayıcı bir süreç. Çok sabır gerektiren bir süreç. Ama çok da güzel bir süreç. Yani şimdi ekmeğini yiyorum. Hastalarla İngilizce konuşabiliyorum. Koç Hastanesi'nde çok fazla yabancı hastalar var. Onlarla da İngilizce konuşabiliyorum. Bu da artı bir faktör bizim için.
Sen buna değinmişken o zaman ben bunu sorayım sana. Çünkü çalıştığın hastane aslında birçok hemşirelik bölümü mezunlarının çalışmak istediği yer. Evet. Ve sen bunu deneyimliyorsun şu an. Şanslılardan birisin aslında. Evet. Çok hayalimi gerçekleştirmiş oldum aslında. Bir hayalim benim. Peki bunda neyin kazancını gördün? Yani nasıl oldu da sen koçta oldun? Yani neyin avantajını gördün? Akreditasyonun mu, dilin mi, kendini geliştirmen mi, staj mı? Hani bunlardan bahsedebilir misin o zaman? Tabii ki hocam, hemen bahsedeyim. Dış kalite sürecinden geçmiş bir okuldan mezun olmak, bu benim için gurur verici bir duygu. Bu da bir etken faktör oldu. Ama en iyi etken faktör de stajlarımızda. Çünkü biz çok fazla anda staj yaptık. Kadın doğum, işte yoğun bakım, kardiyoloji, her aklınıza gelebilecek her yerde ve biz stajlarımız devlet hastanesinde yaptık. Dolayısıyla çok fazla vaka gördük. Çok fazla vaka inceledik. Tabii ki hocalarımızın önderliğinde. Bunlar benim için artı faktörler oldu. Biz 4 sene boyunca staj gördük. Evet. Stajın yanında tabii okulda da uygulamalı ders alanlarınız tabii vardı, değil mi? Oralarda evet. Yani ön uygulama, sonrasında da sahaya indiniz. İşte hastanelerde stajlarınızı gördünüz. Bunların hepsinin size faydası vardı. Peki. Kesinlikle. O zaman şöyle sorayım ben sana. Öğrencilere tavsiyelerin nelerdir? Bize bunları söyler misin? Yani şu an üniversite tercihi yapacak, işte sınava hazırlanan çocuklar var burada. Ve ya da işte üniversitede okuyan öğrenciler var. Bir mezun olarak, yeni mezun olarak sahada güzel bir yerde iş bulmuş bir mezun olarak ne tavsiye edersin onlara? Öncelikle hastalara bütüncül olarak yaklaşmalarını tavsiye ederim. Sadece hastalara değil, bu insanlara aslında, insanlara bütüncül olarak yaklaşmak, onların psikolojisini anlamak, onlarla empati kurabilmek, bunlar çok önemli faktörler. Tavsiyem de hastalıkların tedavi ve bu tedavi sürecinde gerçekleşen bakımlarına yönelik araştırmalar yapmaları. Tabii ki yüksek lisans yapacak arkadaşlarımın da önemli, düşünmeleri gereken bir durum. Bu tamamen bakıma odaklı, tamamen tedaviye odaklı, en önemlisi psikolojiye odaklı kendilerini geliştirebilmeleri. Anladım. Bizim mesleğin bunu gerektiriyor hocam. Hani tamamen psikolojiyi gerektiriyor aslında. Hastayı anlamadan ona bakım odaklı yaklaşamazsın. Bakım odaklı yaklaşamazsan da, hastayı anlayamazsan da ne bileyim kopukluğu olur, ekibine bakım veremezsin. Bu hastanın hani canına bile mal olabilir. Anladım. Sana bir soru sorabilir miyim? YKS'ye nasıl hazırlandın? Çok kısa. Bir öğrenci ısrarla bunu sormuş. YKS'ye nasıl hazırlandığın için. Gerçi sizin zamanda YKS değildi galiba sınavın adı. Değil hocam. Evet. Nasıl biz hazırlandın? Çok 5 sene önce. Küçük bir şekilde nasıl hazırlandın? Benim matematiğim hiç yoktu. Tamamen biyoloji, kimya, fizik ağırlıklı çalıştım. Ve bir bölümü kazandım. Onlara tavsiyem de İngilizce bölüm okumaları. Çünkü ileride az önce arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi İngilizce bölümü gerçekten İngilizce okumak çok önemli. İngilizce bir dil öğrenmek çok önemli. İngilizceye geçiyorum. Bizim ülkemizde yabancı dil bilmek çok önemli. Evet. Doğru, haklısın. Hiç korkunuz var mıydı? Ben çok korkuyordum. Aynen. Şöyle bir dakika 50 saniyemiz kaldı. Korkunuz var mıydı? Nasıl yendin? Onu da anlat. Ondan sonra yayını kapatacağım. Korkum vardı benim. Ben korkumu hocalarımız sayesinde yendim. Çünkü bize bölümü korkutmadan, hani İngilizceyi, daha doğrusu İngilizce diyeyim, İngilizceyi korkutmadan bize öğrettiler. Yani. Ben hiçbir dil bilmeyerek geldim. Yani I, V, U diyeden kadar başka hiçbir şey bilmeyerek geldim. Ama şimdi kendimi ifade edebiliyorum. Hastalarımı anlıyorum. İletişim kurabiliyorum. Communication. Bunu yapabildiğim için çok korkum vardı. Kendin ne kadar iyi geliştirirsen, ne kadar çok deneyimlersen, stajın ne kadar çok olursa, uygulama alanı ne kadar çok olursa, korkuların üzerine o kadar gidiyorsun. Yeter ki isteyin bunu aslında bakarsan. Ama bu bölümü isteyecek arkadaşlarım da her şeyi İngilizce dilinde görecekler. İngilizce okuyacaklar. Her şeyi İngilizce olarak öğrenecekler, görecekler, bilecekler. Bunu bilerek gelmelerini onlardan rica ediyorum. Çünkü çok zorlanabilirler. Evet, kolay değil ama sonuçları meyvesi çok güzel. Sen çok güzel arkadaşlar. Meyveyi alan kişilerden birisin. Bunu görmüş olduk. Esra'cığım çok teşekkür ederim yayına. Ben teşekkür ederim. Aslında hemşirelikle ilgili soru galiba biraz fazla. Yani cevaplayalım hocam.
Yayının vakti yok. Son 30 saniyemiz kaldı. Bir tanesini kapatmak zorundayız. Yani sorulardan bir tanesi şeyle ilgili, aslında kan tutma ile ilgili, kan tutuyor muydu sizi evet. diye. YKS'ye nasıl hazırlandığınla alakalı evet. bir şey aslında bakarsan. Çok teşekkür ederim katılımın için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yayın kapanmak üzere ama benim son söyleyeceğim birkaç bir şey var. O yüzden kapatıp tekrardan açacağım yayını arkadaşlar.